Arkadaşlar günaydın. Evet, yarış sabahı geldi. Şu an saat 6.37. Birazdan yola çıkacağız. Termini'den trenle start alanına doğru geçeceğiz. Koşarken kamerayı taşıyabileceğimi çok düşünmüyorum. O yüzden önce alanı çekerim. Sonrasında artık başlangıcında sonunda arkadaşlar videoları çekecekler. Ben de ona göre artık bu heyecanı sizinle paylaşacağım. O zaman Ostia yarım maratonuna gidelim. Tabii, buyurun hocam. Hazır mısınız Engin Bey? Hocam hazırız ya, inşallah. Hadi bakalım. Olsun abi, sürekli içiyorsun ya. O krebi açısana bilmez. Ekip hazır mı? Kamerayı açın, derdi susuyor. Konuş bana. Yo, ben direkt başladım. Evet Engin abi. Eten, mekan bizde biliyorsun. Osman abi. Buradayız. Yoldayız. Başka gidenler var. Bunları takmayacağız. İşte çocuklar gidiyor. Çocuklar gidiyor. Ya bizim İstanbul'da olsa ücretsiz olur. Tabii. Evet. Abi biz Avrupa pantolon her yer vergi. Her yer. Kesin. Her yer para. Bak millet şortuyla gidiyor abi. Abi. Biz tam paşa çocuğuyuz ya. Aynen, biz tam prenses. Paşa çocuğuyuz. Paşa çocuğuyuz. Kamuda falan yapıyorsun abi. Yani kenarları çıkarsın. Osman abi otur. Evet, hava gayet güneşli. Güzel bir yarış olacak. Diğer taraf olması lazım. Osman abi, tesbih vereyim mi sana? Çeker misin? Abi tesbih almadım. Yürük çalırlar diyor. Niye alsınlar ya? Tesbih. Abi niye alsınlar? Hayda. Hocam nasılız? İyiyim abi. Günaydın. Muzumu yiyorum. Ethem Hoca hazırlanmış. Yarışa hazırım. Süper. Orçun Hocam hazır mıyız? Hazırız abi. Süper. Bacakta ne varsa. Arkadaşlar, Ethem Hocam'dan aldım GoPro'yu. Şu anda... Şimdi YouTube düşünsün. Şimdi YouTube düşünsün. Mahşer alanı. Burası yer meydanı. Benim 18 abi, bu 17. Bu 18. Nasıl 18? 18 abi. Nasıl 18? 18. Starta 1 saat 15 dakika var. Birazdan drop back poşetlerimizi araçlara bırakacağız. Herkes hazırlanıyor. Hava çok güzel. Ortam güzel. I front runners sono con il colore verde. Dropback'leri şöyle araçlara veriyoruz. 18 numara, numara. Araçlar var. Sonra yukarıda sahneye dönmeye başladık. Kamil eşya bırakmayacak. Evet. Hazır mıyız? Osman abi GSL ya. Ya işte prodüksiyona geçin. Koşu geçin ben abi, Süperman ya. Bu yarışta seni göremiyor olsun. Senin farkı değil mi? Yok, üç vurdun. 2-7 böyle bir şey yok. Kapatıyorum. Anlat abi. Kapat abi. İsmail. Şurada kendi otomatik şu an çekime geçti mesela. Tamam. Heyecanlanır böyle. Sonra... Bravo! Koş, koş, koş! Bravo! Bravo! Hadi Eto! Hadi oğlum, hadi vur, vur! Eto, hadi! Eto!
yapıyoruz? Adam 1.12, Kamil İlhak, ben 1.26, 1.32, Osman abi 31, 1.31. Evet arkadaşlar, yarışı sağ salim bitirdik. Koşarken kameraya götürmem çok mümkün değildi. Şöyle 4.04 ortalama, 1.26.20 geldim. Yani daha iyisi gelebilir miydi? Belki düz olsa 1.25 gelebilirdi. Ama 1.25'in altı çok gelmeyecekti herhalde. Ama hedeflediğim sürenin bir tık üzerinde. Mutluyum. Keyifliydi. Güzeldi. Elimden geleni yaptım. Herkese selamlar. Hava çok iyi değil mi abi? Abi ben ilk senede burayı İki kere durup kusarak ona rağmen 1.26 koşmuştum. O zaman o dönemde tempom ne kadar iyiydi yani. Sen o dönemlerde 1.23-1.26 tempom varmış. Ben şu tırmanışların hepsini abi 4.5-4.10 ile çıktım. Ama senin dediğin o yokuşlar çok küçük yokuşlar değil abi. Değil. Bir de uzun. Yani 3 kilometre sürekli tırmanıyorsun. Evet, 12. Zaten kilometreye gelmeden bir tırmanış vardı. Orada yani ortalamam benim 4.35'lere falan düştü yani. Biraz iniş çıkış parkur. Ama son kazanım ne kadardı? Abi 165 metre falan herhalde. Yani haritada yazan oydu. Saate bakmadım. Ama şey, yani inişler güzeldi. Çok kademeli, çıkışlar sert. Sert. Yani tempoyu orada bozdum. Evet. Ben şeyde 13. kilometrede bir İtalyan grubu yakaladım abi. Okay. Tap rap rap gidiyorlar 4 pace. Onlara takıldım, enerjimi topladım. Son 2-4 kilometre 4'ün altında bağlamaya çalıştım yani. Elimden geleni yaptım ya. Haydi çantalarımızı al. Evet. Evet, ne varmış abi? Muz varmış içinde. Yağmurluk gibi bir şey var. Su var. Gençler böyle gelin. İşte birazdan bakarız. Engin abi afiyet olsun abi. Abi İtalyan'da muzu başka ya. Ah, yok ya ben bir mana bir Alanya muzu bir Manavgat muzu. O ayrı ayrı ayrı. Bak Manavgat ayrı. İyi ya bir kramp falan hiçbir sıkıntı. Çok işki ya kendi açımdan işkenceye dönüşmedi yani. Aynen. Güzeldi. Keyif aldım. Ama son 2 kilometre Allah'a sığındım ya. Kafayı kapattım. Son 2'de böyle tırmanış vardı. Vardı. İnmiyor yani. Küçük küçük. Tırmanış vardı. Ha burası hiç kolay bir yarım maraton değil. Nasıl 58? Deniz kenarında bitti. Ulan görüyorum bilmiyorum ama. Ulan ya bir Roma Ostia Fiumicino Havalimanı'nın güney doğusunda Ostia arazisi İtalya'da yani işte Roma özelinde böyle deniz kenarı hattı gece kulüplerinin biraz uyuşturucu mafya bari olayların çok fazla döndüğü bir yer. Bu bölge. Yüzden, evet. Bu yüzden burası Papa arazisi, Vatikan'a ait. Ve burada Vatikan o tarz şeylerin tamamını kapatmışlar. Yoksa buralar çok büyük hikaye olurdu yani. Biz madalyalarımızı ufaklıklarda alalım. Evet. Thank you. Thank you. Thank you. Tak. Thank you so much. Grande. Aspetta. Bak bak. Yine bir bloklar, yine bir. Dale. Oraya da gelir zaten. Hayır, tamam. Aa, delik ne bunun ortası? Arkadaşlar, finisher madalyamız. Madalyamı vermem daha şey olur abi anlamda. Tabii canım. Gelsin. Kendisi koşsun alsın. Değil mi Hatice? Hatice. Koşacaksın alacağım bundan. Koşmadım yarışım var. Ha, madalyasını vermem abi ben. Ya bu madalyayı var ya tartsan 150 gramdan abi parkur agresif ya. Adres. Ama nasıl hiç sağa sola dönmüyorsun değil mi? Ya o güzel ama ve şeyi görüyorsun. Ben Engin abi bak diyorum Engin abi. Kalp abi. Çıkışı görüyor musun? Bak bana bir o çıkış yavaşla. Çıkıştaki tempoyu diğer kilometrelerde toparlamak için ikinci kilometreyi doldurman gerekiyor. Anladın mı demek istedim? Yani çıktım, 4.30 çıktım ya orada. İkinci kilometrede onu ancak 4.15, 4.20 ile bağlayabiliyorum. Sonra tempo oturuyor. Evet, oturmadı evet, benim oturmadı yani. Sen aklıma geldin vallahi. Porçin abi dedim, bip dedim. Hadi bunlar 4.10'du dedim. Bakıyorum zaten Allah Allah git gide düşüyor geri. Evet, dropbackleri buradan alacağız. Kamyon kamyon ayırmışlar. Abi o 84.
O kadar pandemik var mıydı ya? Kamyon bir. Hayır canım. Evet, göğüs numaramıza göre verdiğimiz kitlerimizi buradan teslim alıyoruz. 1620. Thank you. Şimdi işte bize böyle bir çanta verdiler. Şimdi yağmurluk var, su var. Geldi mi? Evet. Ekiple buluşmaya gidiyoruz. Oo, Burak abi de gelmiş. Gençler gelin şuraya. Kaçmaz. El gözlerden kaçmaz. Efsaneyi gördünüz mü? Yine 1.32. Yine 4.20'den bağladı. Ben seni görüp çekemedim. O dağları taşları açtı. Ben de öyle bir şey görmedim. Hoş bulduk lan. Abi seni bir çekmişim. Son haber yavrum. Duvara as. Ne haber? İyidir abi, sen nasılsın? Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Sağ ol abi. Göremedik seni starttan önce, çok ısınıyormuşsun. Çok hızlıydım bir de. Abi biz yer yurt bilmeyen insanlarla geziyormuşuz. Adam İtalyanca konuşuyor ya. Kim? Burak ya abi. Burak abi çok tehlikeli ya. Bak bak. Bak ya profilden bak. Bak abi. Utandım. Bir girdik adam şat kahvaltmadan gitmeyelim falan. Kapas soyunuyoruz. Kapas soyunuyoruz. Seni çekmiyor abi. Ne yapacaksın? Kapas soyunuyoruz. Bir Türkiye bunu abi, İtalya hazır yani. Adam Burak İtalya bilmiyor. İtalyanca öğrenmiş. Biraz terlediniz mi siz ya? Biraz şunu değiştirdik. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi buradan trene biniyoruz. Önce Laurentina diyorum ya. Magliana'ya, Magliana'dan aktarma yapacağız. Ondan sonra eve duş, duştan sonra çıkacağız. Artık Roma gezisi başlasın. Şimdi Roma düşünsün o zaman. Aynen. Bugüne kadar yarış vardı, şimdi aynen, aynen. Yarışı bitirdik. Yarışı. Bugün biraz daha gezeceğiz artık. Yarışın kritiğini zaten. 20 kilometrenin üstüne bir 20 kilometre daha yürürsek bugün tamamız zaten. Tamamız bütün yarışçılar trene bindi herhalde. Evet, bindik abi. Herkes bindi. Sağ ol. Herkesin derdi var. Kapalı mı? Ya birçok yer kapalı bugün. Pazar ya. Bunun için sanki biraz atıştıracağız gibi. Yani böyle bir sokak yemekleri gibi yapacağız. Roma'ya geldiğimizden beri açız biz abi. Onu halledeceğim ben. Onu farkındayım. Gözümüzün feri gitmiş yani. Koşudan da olabilir o gerçekten. Yok, koşudan özel çok iyi değildir. Evet arkadaşlar. Roma'dayız. Ostia yarım maratonunu koştuk. Dün yolculuk hikayelerimden bahsetmiştim. Bugün yarışı da sağ salim bitirdik. Şimdi artık bir 3-4 gün, daha 5 gün bu bölgedeyiz. Roma'yı gezmeye başlayacağız. Bu anı madalyamız. Benim koştuğum sürede 1:26:20. Tatmin edici bir süre olmasa da bu parkur için fena değildi. Artık önümüzdeki yarışlara bakacağız. Bu yarışla ilgili detaylı bilgileri, yarış tarihini, linkini açıklamalar kısmına zaten sizle paylaşacağım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.